Antalya'nın tek televizyonu Kanal B ekranlarında sanatın kalbinin attığı tek özel program Sanatla 30 Dakika'dan herkese merhaba. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı öğrencileri İstanbul'da düzenlenen geleneksel uluslararası para piyano yarışmasından ödüllerle döndü. Şimdi Antalya Devlet Konservatuarı piyano bölümü artık bir gelenek haline gelmiş etkinlik düzenliyor her senenin sonunda. Yıl içinde, eğitim yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmış olan öğrenciler, ödül alan öğrenciler, böyle diyelim. Yıl sonu yıldızlar geçidi diye nitelendirdiğimiz bir konsere çıkıyorlar. Ben Zeynep Erkara, 2005 tarihinde Antalya'da doğdum. 14 yaşındayım. 5 yaşlarındayken piyano çalmaya başladım. İlk piyanoyla tanışmam o zaman oldu. Daha sonrasında 8 yaşındayken, 7,5-8 yaşlarında Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı Gökçe Göktepe'nin öğrencisi olarak kabul edildim. O günden bu yana çok sınıf konserinde, kendi solo resitallerimde yer aldım. Birinci Piyano Öğrencileri Festivali'nde açılış konserini verdim. İzmir Mozart Akademi yarışmasına, onu düzenlediği uluslararası piyano yarışmasına ve Viyana Edelweiss piyano yarışmasına birincilik aldım. Gürcistan Tiflis kentinde düzenlenen Mozart yarışması ve İstanbul Pera piyano yarışmasında da mansiyon ödülleri aldım. Antalya Piyano Festivali kapsamında düzenlenen piyano yarışmasında ikincilik ödülü aldım ve Adana Rhapsody piyano yarışmasında mansiyon ödülü aldım. Hala işte Gökçe Göktepe öğrencisi olarak konservatuara devam ediyorum. İleride konservatuar üniversite olarak lisansa konservatuar okumak istiyorum. Yani mesleğimi büyük ihtimalle, büyük olasılıkla piyano üzerine devam ettireceğim, müzik üzerinde. Müzik ve sanat yanım daha ağırlıklı olduğunu düşündüğüm için mesleğimi bu yönde seçmeye karar verdim. Çeşitli yaş gruplarından piyanistlerin katıldığı ve belli bir program dahilinde çalışan eserlerin değerlendirildiği Uluslararası Para Piyano Yarışması'nın 14.sü çeşitli ülkelerden 60'a yakın müzisyen ve katılımlarıyla gerçekleşti. Haziran 2003 yılında Antalya'da doğdum, Antalyalıyım. İlkokul yıllarında müzeye başladım gitar ve kemanla. 7. ve 8. sınıflarda piyanoya hevesim artmaya başladı. Ablam da ayrıca müzisyen, onun evde çalışmalarıyla birlikte benim de ilgim ona arttı. O şekilde 7. sınıfta piyanoya başladım İsmail Basur Arslan Belediye Konservatuarı'nda. 8. sınıfta yarı zamanlı olarak Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın sınavlarına giriş yaptım. Kazandım. Samir Mirzayev ile çalışıyorum. 8. sınıfta da Samir Hoca ile başlamıştım. Resitaller verdim Ankara Üniversitesi, Antalya Devlet Konservatuarı'nda ve birçok yerde. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin düzenlediği festivallerde yer aldım. Akdeniz Üniversitesi'nin düzenlediği piyano festivallerinde yer aldım. 2018-2019 yılları arasında düzenlenen St. Petersburg, Rusya'da
Viva il Pianoforte yarışmasında mansiyon ödülü aldım. İlk yarışmamdı, biraz heyecanlı geçti. Ondan sonra Çukurova Üniversitesi'nde Rapsodi yarışmasına katıldım. Orada bir deneyim elde ettim. 14. PEREP Uluslararası Piyano Yarışması'na katıldım. Orada jüri teşvik ödülü aldım. Birçok konserler verdim o şekilde. İleride de dünyaca ünlü bir piyanist olarak Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Türkiye'yi müzikle donatıp müzikle dışarıya tanıtmak istiyorum. Bu şekilde. Yarışmada Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nın temsil eden öğrencilerden 6-8 yaş kategorisinde Nil Göksel yarışma jürisinin oy birliğiyle birincilik ödülüne layık görüldü. İsmim Nil Göksel. Ben 8 önümüzdeki ay 8 yaşına gireceğim. 2 yıldır piyano çalıyorum. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda piyano ana sanat dalı bölümünde okuyorum. 2 yıldır piyano çalıyorum. Nisan ayının başında 1. Adana Rapsodi piyano yarışmasında birincilik elde ettim. Bir de Mayıs ayında, yani bu ay, İstanbul Pera Piyano yarışmasında tekrar birincilik elde ettim. İleride bir konser piyanisti olmak istiyorum. 15-18 yaş kategorisinde yarışan Elara Aliyeve üçüncülük ödülünü alırken Nur Niran Pınar ise teşvik ödülü kazandı. Adım Ece Defne Akça, 10 yaşındayım. Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi'ne gidiyorum. Ben ilk başta piyanoya şöyle başladım. 3 yaşındayken ablam piyano çalıyordu. Ben de onun parçalarını böyle çok seviyordum ve onun öğretmenin verdiği parçaları kendim evde tekrarlıyordum. Sonra 5 yaşındayken Akdeniz Üniversitesi'nin sınavına girdim ve kazandım piyano bölümünü. Hakan Aksoy'la piyano eğitimine başladım. Sonra APF'de ikincilik aldım ve bunlar gibi birçok yarışmaya girdim. Akdeniz Üniversitesi'nin yapmış olduğu birçok konsere katıldım, yıl sonu konseri gibi. Adana Rapsodi yarışmasına girdim ve deneyim kazandım. Bence en ilginç olanı APF'ydi çünkü nedense Antalya'da olmasına rağmen çok heyecanlandım yani. Amerika, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna'dan alanlarında uzman piyanistlerden oluşan jüri üyeleri arasında Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi Dr. Samir Mirzayev de yer aldı. Thank you.
Merhaba, ben Elara Aliyeva. 2000 yılında Bakü'de doğdum. Çok küçük yaşlarda piyanoyu gördüm, tanıştım ve çok sevdim. O şekilde ailemin de isteğiyle başladım. 2006 yılında ilkokul tam zamanlı müzik okulunu kazandım. İlkokul, ortaokul, lise yıllarında bir sürü konser ve yarışmalar oldu. 2017 yılında Antalya Devlet Konservatuvarı'nı kazandım. Samir Mirzayev'in öğrencisi olarak. Şu an lisans 2'deyim. Ve üniversite yıllarında bir sürü konsere ve yarışmaya katıldım. 2017'de Viyana'da düzenlenen Edelweiss yarışmasında birincilik ödülü aldım. Rusya'da geçirilen Mahaçkala şehrinde yarışmada birincilik ödülü aldım. 2018'de Antalya Piyano Festivali'nin düzenlediği Genç Yetenekler Piyano yarışmasında ikincilik ödülü aldım. Ve 2019'da Adana Rapsodi yarışmasında ikincilik ödülü aldım. İstanbul Pera yarışmasında üçüncülük ödülü aldım. Şu an lisansta olduğum için inşallah okulu bitirip güzel bir şekilde, güzel şeyler katarak kendime yüksek lisansa başlamak istiyorum. Ve bu şekilde konser piyanisti olmayı hayal ediyorum. Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı 2000 senesinde rektörlüğün talimatıyla ilk yıllarından itibaren yarı zamanlı ortaokul gibi faaliyetler gösteren konservatuar, 2003 yılında tam zamanlı lise devresini açarak daha profesyonel şekilde yoluna devam etmiştir. Günümüzde Antalya Devlet Konservatuarı ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü programlarla faaliyet sürdürmektedir. Soyadım Kara. Piyanoya ilk önce yani 6 yaşındaydım ve piyanoyu çok seviyordum. Sanatı çok seviyordum. Yani onunla sanki bütünleşmek istiyordum. Şarkıları, müzikleri çok seviyordum. Ve daha sonra annem 9 aylık böyle bir tane kursa gönderdi beni. Sonra oradaki öğretmenim de gitmemi yani konservatuvara gitmesini söyledi. Yetenekliymiş, yetenekli bu kız dedi. Daha sonra da ben de buranın sınavlarına girdim ve kabul edildim. Şu anda Yuri Sayıkgün öğretmenimle birlikte çalışıyoruz. Ben St. Petersburg'da düzenlenen Viva il Pianoforte yarışmasında ikincilik ödülü aldım. İlk yarışmamdı. Çok heyecanlıydım çünkü yurt dışındaydı ilk yarışmam. Ve ikincilik ödülü olarak da Amerika'da meşhur olan Carnegie Hall'de bir tane konser vermeye hakkı kazandım. Amerika'ya gideceğim yani. Ben Batı Yıldırım. 2003 yılında Antalya'da doğdum. Küçük yaşlarda piyanoya başladım ve 7 yaşında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'na girmeye hak kazandım. Bunun üzerine çeşitli konserler ve çeşitli yarışmalara katıldım. Bunların en önemlisi Viyana'da düzenlenen 2016 Uluslararası Piyano Yarışması, Edelweiss Piyano Yarışması'nda ikincilik ödülü ve St. Petersburg'da düzenlenen ikinci Uluslararası Piyano Yarışması'nda 16-18 yaş kategorisinde üçüncülük ödülü aldım. Bunun üzerine ödül olarak da Amerika Carnegie Hall'de konser verme şansı kazandım. Bunun için çok mutluyum. İleride konser piyanisti olmak istiyorum. Sürekli konserler vermek istiyorum. Çünkü sahneyi çok seviyorum. Ve hiç ayrılmak istemiyorum sahneden. Ya çok yetenekli piyanistler var Türkiye'de. Yurt dışında olduğundan hatta daha fazla. Sadece pek değer görülmüyoruz. Benim idol olarak gördüğüm sanatçı, piyanist Zimmerman. Çok seviyorum. Ve her zaman kayıtlarını dinlerim. Thank you.
Adım Engin. Tuğcuoğlu soyadım. Ramazan Savaş İlkokuluna gidiyorum. İkinci sınıftayım. Bazen az kişi oluyor, bazen çok oluyor ama her sene bunu yapmayı planlıyoruz. Neden? Bu bir ödüllendirme projesidir. Aynı zamanda yarışmalarda kazanılan ödülleri piyano bölümüne ve konservatuvara ve şehirdeki sanatseverlere duyurma projesidir. Neden bunu yapıyoruz? Eğitim, öğretim konservatuvarlarda sadece okula gel git diye olmamalıdır. Bu bir konser etkinliği, yarışma etkinliği, festival etkinlikleriyle renklenmelidir. Çünkü bizim işimiz bu zaten. Sanatçı yetiştiriyoruz. Bu sanatçılar nerede sahne alacak? Bunun uygulamasını konservatuvarda da yapıyoruz ama dış şehirlerde veya en iyisi dış ülkelerde olursa bu çok daha iyi olur. Yarışmaların önemi hem teknik hem psikolojik açıdan yani paha biçilmezdir diyebilirim. Biz de böyle yetiştik. Öğrencileri de böyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar bizim bölümün hocaları. Hepsi bu projeleri destekliyorlar. Her sene öğrencileri hazırlayıp yarışmalara gönderiyorlar. Bu büyük bir zahmettir. Yani sağ olsunlar diyeceğim. Gelecek senelerde de bu konserleri yapmayı planlıyoruz. Buyurup gelebilir sanatseverler. Bu seneki Yıldızlar Konseri'nde 11 öğrencimiz sahne aldı. Bunlar yarı zamanlı devresinin, lise devresinin ve lisans devresinin öğrencileridir. Toplam 11 kişiydi. Yurt dışında Sankt Petersburg'da ve yurt içinde yapılan uluslararası yarışmalardan Pera yarışması İstanbul'da 14.sü yapılıyor. Ve Adana'da yapılan 1. Rapsodi Uluslararası Piyano Yarışması'nda ödül kazanan öğrenciler çıktı bu sene. Thank you.
Yani geçen programımızda da konusu geçmişti ama bir daha söyleyeyim. Belki faydası olur. AKS Atatürk Konferans Salonu Akdeniz Üniversitesi'nin bir piyanoya maliktir ama o piyano bizim için yetersiz. Sponsorlardan, rektörlüğümüzden, Üniversite Destekleme Vakfı'ndan bir büyük piyano istiyoruz. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bir dahaki hafta seçkin konu ve konuklarımızla yeniden karşınızda olacağız. Bizi izlemeyi unutmayın ve sanatla kalın.